polimeraz normal polimeraz aktivitesini yapıyor, sentezliyor, ilerliyor falan. Sonra ama bazı hatalar yapıyor ve bu hataların düzeltilmesi gerekiyor DNA'da mutlaka. Eğer hatalar düzeltilmeden bir sonraki aşamaya geçmiyor. Buna proofreading deniyor. Proofreading. Bu yani yazdığınız bir ödevi bittikten sonra okuyup tekrar hatalarını düzeltmek gibi bir şey. Proofreading zaten ona da bu deniyor. Yazdığın şeyin tekrarlanması. İki tane proofreading mekanizması var. Bir tanesi daha sentezi yaparken, az önce de anlattığım, yani daha önce anlattığım şey, daha sentezi yaparken DNA polimeraz DNA'nın üzerinde bağlı dururken oradan anlayabiliyor zaten hidrojen bağ kurdu mu, işte doğru base pairing yapıldı mı, doğru eşleşme yapıldı mı, ona göre ekliyor. Eğer o hacimsel kontrolünü yapıyor, işte grubunun hacmi ve eşleşmenin kontrolünü yapıp ilerliyor. Birincisi bu. Bu proofreading değil. Bu o sırada yaptı. Hani bu dikkatli sentez yapmasının parçası. Proofreading yapmasını sağlayan bir kısmı var polimerazın. Şöyle gösterirsek mesela bunun içinden hani az önce gösterdiğim gibi o yapının içinden geçerkenki halinde birinci grupta polimeraz sentez yapıyor. Eğer ki burada bir hata olursa, yanlış bir nükleotit gelirse şu editing kısmında geçip çıkartılabiliyor veyahut da düzeltilebiliyor burada. Burada gösterirsek de diyelim ki takıldı bir şekilde yanlış nükleotit. İşte buraya T gelmesi gelirken sitozin geldi timin yerine. Sitozin takıldı. Şimdi üç üstünde böyle bir sitozin var. Bu devam etmiş de olabilir, etmemiş de olabilir ama eğer şu anki bahsettiğimiz DNA polimeraz ise, çünkü bir çeşit daha olacak. Bu bunu üç üstünden bunu çıkarıp yerine timini koyabiliyor. Sen doğru değilsin burada deyip çıkartıyor ve üç üstünden çıkardığı için buna 3 prime to 5 prime exonuclease activity deniyor. Şimdi bu polimerazın aslında diğer aktivitesi, sadece polimeraz dedik geçtik ama 5 üstünden 3 üstüne polimeraz aktiviteydi. Şimdi aynı enzimin 3 üstünden 5 üstüne exonuclease activity. Ne demek bu? Yine sondan başlayalım. Ace enzim demek. Nuclease yani nükleik asitleri çıkartıyor. Degrede ediyor. Exo da dışarıdan demek. Yani gelip DNA'nın orta bir yerinden çıkartmıyor. Onu yapanların adı endonuclease. Bu exonuclease de dışarıdan açık uçtan geliyor. Açık uçtan gelip buradaki nükleotiti çıkartıyor. Buna 3 üstü 5 üstü exonuclease activity deniyor ve aynı enzimin içinde yer alıyor bunlar. İki aktivitesi de aynı enzimin içinde yer alıyor. Buradaki editing bucket çekmiş bölmesi aslında onun için. Ve aynı enzim böylece iki tane kontrolden geçirmiş oluyor yaptığı senteze. Bu bütün bu faaliyetler saniyede bir nükleotit eklenmesinin içinde tabii ki. Bunların hepsini yaparak, her nükleotitte bunları yaparak gidiyor. Şimdi daha önce ne dedik? Sentez 5 üstüne 3 üstüne gider. Ve lagging strand'de fork açıldıkça yeni bir strand yapılır. Fork açıldıkça yeni bir strand yapılır. Şimdi polimerazın bir özelliği daha var. Hani polimeraz ne dedik? 3 üstü ucunda hidroksilden ilerler. 3 üstündeki hidroksilde, şekerdeki 3 üstünde hidroksil grubundaki hidrojeni çıkartıp oraya fosfatı takarak ilerliyor. Ancak bu sadece bir hani kimyasal reaksiyonun gerekliliği olmasının ötesinde bizim polimerazlarımız 3 üstü hidroksil ucu olmadan sentez yapamıyor. Yani şurada sıfırdan bir senteze başlayayım diyemiyor. Çok tuhaf geliyor biliyorum. İnşallah videolarla falan anlam kazanacak bu anlattıklarım. Şimdi tahtada anlatmaya devam edeyim. Sonra yine videolarla pekiştiririz. Anlaşılır yani. Olur. Şimdi
bazı kurallar söyledik. Yani bu kurallar var hücremizde. Enzimlerin kendine ait kuralları var. İşte polimeraz enzimleri her zaman 5 üstünden 3 üstüne sentez yapar. Ve polimeraz enzimlerinin sentez yapmak için serbest bir hidroksil grubuna ihtiyaçları vardır. Yani şu şeker grubu, şurada OH var. 3 üstü. Bu olmadan başlangıç yapamıyor. O da ne denir? De novo. De novo senteze. De novo yani olmayan bir şey sıfırdan başlatmak demek. Bunu tatlış oyuncaklarımla anlatırsam ama bir DNA zinciri olsun. Bu DNA zincirini hiç yokken şu anda yaptım ya ben. Hani yani öyle havada yaptım ya senteze. Buna de novo sentez deniyor. Ancak bunu başlatmak için mutlaka bir başlangıç noktası gerekiyorsa ona da ne deniyor? De novo olmayan. Yani onun bir adı yok. Şimdi bu böyle bir şeymiş. Template'imiz olsun bu bizim. Çok güzel template oldun. Ama çizsem daha iyi olurdu tabii. Az önce anlattığımı şöyle anlatmaya çalışayım. Şöyle ki, bu başlangıç olsun. Bunu buna ekliyorsun. Sonra bunu ekliyorsun. Sonra bunu ekliyorsun ve böylece uzun bir tane şey oluyor. İşte bu hani başlangıç için bir starting point'e ihtiyaç duyduğun anlamına geliyor. O başlangıç için ihtiyaç duyulan şeyin adı primer. Genç kızlarımız bilirler primer'ın ne olduğunu. Makyaja başlamadan önce makyajın altında cildi hazırlayan şeye primer denir. Onun dışında buradaki de aynı. Yani senteze hazırlayan nükleotit dizisine primer diyoruz. Primer, yani böyle öncül manasında zaten bu. Şimdi her zaman buna ihtiyacı var. Peki, hep buna ihtiyacı varsa, sıfırdan da yapamıyorsa bu reaksiyon nasıl başlayacak? İşte primer dizileriyle başlıyor. Her zaman bir primer dizimiz oluyor. Ve bu primer dizimizden tutturup ilerleyebiliyor DNA polimeraz. Bu primer dizisi nasıl sentezleniyor derseniz işte onu başka bir enzim sentezliyor. Bu 5 üstü yani de novo sentez yapabilen bir enzim var bunun için. Ayrı bir enzim. Onun adı DNA primase. Primer primase. Şimdi diyeceksiniz ki bütün hani polimerazlar hani bütün polimerazlar 300 OH gruba ihtiyaç duyuyorsa DNA primase o zaman nekine? O bir DNA polimeraz değil çünkü. O bir RNA polimeraz. Yani söyleyince anlaşılmıyor. RNA. Diğer molekülümüz. Evet, DNA sentezinde RNA kullanılıyor. Her zaman bir küçük parça RNA kullanılıyor. Polimeraz oradan ilerletiyor. Küçük parça RNA oradan ilerletiyor. Bütün diğer reaksiyonlarda, DNA eşleşmesi içeren bütün reaksiyonlarda hep bir primer dizisiyle başlanılır. RNA, küçük bir RNA parçasıyla başlar. Küçük RNA parçası önce tutunur, oradan başlatır. Bu küçük RNA parçasının doğru olmasına da gerek yok açıkçası. Ucundan azıcık tutunsa oradan başlatabiliyor RNA polimeraz. Çünkü sonra o RNA'ları hücre uzaklaştırıyor. Bunu ekleyen enzimin adı primase, eklediği zincirin adı RNA, bu eklediği zincirin adı da primer. Şimdi olaylar şöyle gerçekleşiyor. Bunu da çok güzel çizeceğim şimdi. Şimdi bu bizim template'imiz olsun. Şuradan da bakalım ki hata yapmayalım. 5 üstü, 3 üstü bu şablonumuz olsun. Bizim bu şablonun karşısına yeni bir sentez yapıyormuşuz. Ama senteze polimerazımız sağ olsun yapamadığı için bizim
buralara primeriniz geliyor. Primerimiz geliyor, pardon. Bu primeri de kim ekliyor? Primeriniz ekliyor. Sonra burası artık 500 oldu ya. Bu tarafa ilerletebiliyor. Şey bunu. DNA polimeraz ilerletebiliyor. Leading strand ise bu. Böyle devam edecek. Ama lagging strand ise bunu yaptı. Tabii önce buradaki olmuş olacak da. Neyse, o zaman şöyle bir görüntü olmuş oluyor. Şöyle. Yani burada olayların sırası şu oluyor. 1, 2, 3, 4. Peki burada sentezin yönü ne? Sentezin yönü bu yöne. Fork bu tarafa doğru açılıyor ki önce bunu eklemiş, sonra açılmış bunu eklemiş gibi. Böylece oradan fork'un yönünü de anlamış oluyoruz. Şimdi bu bitti diyelim ki, böyle ilerledi, gitti o taraflara doğru fork. Bu ne olacak? Yani RNA'lar ne olacak, değil mi burada? RNA'ları işte polimeraz tekrar geliyor. Başka bir enzimimiz. Yani polimerazın bir alt ünitesi veya onu özgü bir şey, onları söyleyeceğim sonra. Çünkü organizmaya göre değişiyor. Bunları çıkartıyor buradan. Çıkartıp yerlerine DNA sentezi yapıyor. Şurada kesersek ve şurada da. Şimdi bu zaten vardı. Sonra bu da vardı. Buradaki RNA çıkartıldı. Yerine DNA yapıldı. Buradaki RNA çıkartıldı. Yerine DNA yapıldı. Ondan sonra orada boşluklar kaldı. Şimdi bu boşluklar, buradaki boşluklar, görünmüyorsa diye göstereyim. Şurada var, şurada var ve şurada var. Bunların adına nick deniyor. Nick deniyor. Bir de gap var. Gap eğer bir nükleotit eksikse. Bunu bilmemizde ne faydalar var derseniz, DNA repair mekanizmalarına geldiğimizde nick mi gap mi aşırı fark ediyor ne yapacağı. Eğer gap diyorsak nükleotit eksik demek. Halbuki burada nükleotit eksik değil. Çünkü hepsini sentezledi. Sadece aralarda boşluklar kaldı. Ne boşluğu kaldı? Fosfodiester, fosfat, şeker fosfat backbone'da boşluklar kaldı. Hani şöyle ya, fosfat, şeker baz, fosfat, şeker baz. DNA polimeraz buradaki primeri yaptığında bunu sentezledi. Şurayı birleştiremez. Niye birleştiremez? Çünkü burada nükleotit eksik değil. Yani burada eğer bir nükleotit eksik olsaydı sentezine devam ediyor. Sentezine devam ettikten sonra nükleotit eksik değil ve o bir sentez enzimi. Ve bunu yapamıyor. Buradaki bağın tekrar kurulması gerekiyor. Yani şuradaki oksijen, buradaki OH, bu arada bağın kurulması gerekiyor. Onu yapan özel enzimimiz var tabii ki. Adı ligase. Ligate yapıştırmak demek zaten direkt İngilizce'de. Ligase de yapıştırıcı. Yani direkt yapıştırıcı enzim bu. Eğer nükleotit eksikse, tekrar ediyorum, sentez gerektirir. Çünkü bir tane yeni nükleotitin, yani adenin trifosfatın veya guanin trifosfatın oraya gelip eklenmesi gerekir. O sentez oluyor. Ama bütün nükleotitleri tamam. Sadece şeker fosfat bağında bir eksiklik varsa, o zaman onun onarılması, sadece yapıştırılması gerekiyor. Yine aradaki fark ne dersek, nükleotit eklerken adenin trifosfat geliyor. Ve adenin tek fosfat halinde ekleri, iki fosfat açığa çıkarıyor. Yüksek enerji gerektiren bir reaksiyon o. Halbuki burada OH ucuyla oksijen ucunda sadece bir yeni kovalent bağ kurulacak. O da enerji gerektiren bir reaksiyon ama diğeri kadar büyük değil. Onun için buna özelleşmiş enzim var. Ve bir de ligase biraz daha küçük bir enzim ve lagging strand'de sürekli rol alması gerekiyor. Yani fork açıldıkça pıt 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 ligase'in gidip yapıştırması gerekiyor. O yüzden de hani polimeraz böyle
kocaman bir şey gibi gidiyor yani orada DNA'da bu sistemin üzerine. Kocaman bir böyle machinery olarak gidiyor. Onun geri dönmesine gerek yok. O yüzden de küçük bir enzimin tamir etmesi çok daha mantıklı orada. Yani bir analoji kurmak gerekirse işte böyle kocaman böyle asfalt döküyorlar yollara. Böyle kocaman bir şeyle döküyorlar. Hır hır hır. Sonra bir tane de küçük böyle merdane gibi bir araba geçiyor peşlerinden düzlemek için. Yani ona benzetilebilir. Önde gidip asfalta döken işte polimeraz kompleksi. Arkadan fiti fiti düzleyen de ligaz olabilir. Bir tane daha enzime tabii ki ihtiyacımız var. Çünkü neden olmasın bir enzim daha? Aslında başka enzimler de gelecek. Şimdi bu double strand'i açıyoruz ya, açarak gidiyoruz. Onun işte açan helicase diye bir enzim var. Helix'i açan enzim demek. Helicase. Bu da böyle. Ha. Bir de şurada RNA ile DNA bağ yapıyor ya. Buna da RNA-DNA hibrit deniyor. Bunlar daha sonra karşımıza gelebilir. RNA-DNA hybrid. Öyle bir molekül yapısımız var. Şimdi bu helikez böyle açarak gidiyor ya. Orada açtığı şey ne? Hidrojen bağları. Hidrojen bağlarını kırarak gidiyor. Şimdi onu burada duralım. Ben bundan sonra animasyon ve videolar göstereyim. Ondan sonra ders anlatmaya devam edeyim ki bir otursun yerli yerine her şey.